Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda bir hücre sadece bizim istediğimiz aralıktaki tarih verilerinin girilmesini sağlayacağız. Bunun için de ilk başta ilgili hücrelerimizi seçmemiz gerekiyor. Hangi hücrelerde bunu uygulamak istiyorum? Şunlar. Geldim, hücrelerimi seçtim. Burada ben bu işlemi uyguladıktan sonra neyi görmek istiyorum? Seçmiş olduğum hücrelerde sadece 2022 yılı içerisindeki tarihler olsun istiyorum. Bunun için hücrelerimi seçtim. Data'ya, yani Türkçesindeki veriye geliyorum. Data Validation kısmı var. Veri doğrulama diye geçiyor Türkçesinde. En üsttekine tıklıyorum. Bana bir pop-up çıkarttı. İlk başta settings ayarlarını yapacağım. Any value diye default da gelir ama bunu date, yani tarih olarak değiştirmemiz gerekiyor. Date yaptığım anda bunun datasını between, yani arasında olarak default'ta kendisi çıkartır. Bizim için uygundur. O yüzden devam ediyorum. Benden başlangıç ve bitiş tarihlerini istiyor. Başlangıç tarihi olarak 01.01.2022, bitiş tarihi olarak da Aralık ayının son günü 31.12.2022'yi seçmem yeterli olacak. Şu an için hemen okey diyelim. Bakalım doğru mu, onu görelim. Bunu seçtim. Hemen bir tane doğru bir tarih geleyim. 01.02.2022 dedim. Tarihimiz doğru, bir sıkıntı yok. Şimdi bir de hatalı gireyim. 01.02.2020 diyelim. Bize bu uyarı çıkarttı ama sadece burada datanın hatalı olduğu uyarısını verdi. Yani burası default'ta Excel'in bize sunmuş olduğu bir metin. Bunu istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Hemen onu özelleştirelim. Çarpıyla geleyim. Şunu da sileyim. Yine aynı hücrelerimi seçiyorum. Datadan Data Validation'a geliyorum. Ve en üsttekine tıklıyorum. Burada önceki yapmış olduğumuz değişiklikleri gösteriyor. İlk başta Input Message'e geleyim. Burada kullanıcılar hücreleri doldurmadan önce bir uyarı yazısı olarak çıkartıyoruz. Hani daha ilk başta kişinin hata yapmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de bunun title kısmına bir uyarı ya da önemli diyebiliriz. Önemli diyeyim. Ve burada kişiyi yönlendirmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki lütfen sadece 2022 yılı içerisindeki bir tarihi giriniz yazalım. Giriniz. Burası tamam. Bir de kişi hata yaptığı zaman onu yönlendirelim. O yüzden de error kısmına geldim. Stop olarak seçili silelim. Title'a dikkat diyelim. Ve şurada da ilk başta diyelim ki yanlış tarih girdiniz. Lütfen 2022 yılı içerisindeki bir tarihi giriniz diyelim. Burada da OK'ye bastım. Hemen şimdi deneyelim. İlk hücreme geldim. Tıkladığım zaman hemen karşıma bir uyarı yazısı çıktı. Ve diyor ki lütfen sadece 2022 yılı içerisinde bir tarih giriniz. Tamam, başlama uyarımı aldım. İlk başta doğru gireyim yine. Süper, bir problemle karşılaşmadım. Şimdi de hatalı bir şey yapayım. Komple tarih formatına da hata yapayım. 2-2-2 yazmış 4 tane. Okey dedim. Burada hemen dikkat diye bir uyarı geldi. Yanlış tarih girdiniz. Lütfen 2022 yılı içerisinde bir tarih giriniz diyor. Retire dediğinde şuradaki kısım var ya, burayı bozmaz. Bunun üzerine değişiklikler yapabilirsiniz. Ama cancel dediğinizde direktman o yapmış olduğum, mesela şu an 0504-2022 artı bir tane 2 var ya, o komple silinir. Hemen sileyim mesela hepsini birden. Hücrem boşalmış olsun. Doğru tarih girmemle problem ortadan kalkacaktır. Bakalım. Evet, doğru. Veri doğrulamanın bu özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.